Dedik ki adaletsizliğin hüküm sürdüğü bir yerdeyiz diye. Şimdi bu kurumlar içerisindeki o zihniyetlerin hizmetinde olduğu için o paralel yapı ya da eski bürokratik zihniyet, o askerci yapı her defasında siyasileri, siyasi sivil seçilmişleri itibarsızlaştırmak için her şeyi yapıyorlar. Bu adaletsizlik de onun bir yansımasıdır diye düşünüyorum. Ama burada çok önemli bir şey var bence. Sizin haberlerinizde zaman zaman vurgulanıyor ama genelde vurgulanmıyor. Büyük oranda YSK üzerinden bu yasak açıklanıyor. Hayır, bunu yapan RTÜK. Evet, RTÜK. Ve tabii. RTÜK bildiriyor sizin zaten. Sizin haberlerinizde bu altı çiziliyor bence, çok önemli. Ama burada RTÜK'ün bir defa yani siyasi yanı olan bir mesele bu. Meclisin seçtiği bir yapıdan söz ediyoruz. Oradaki bürokratların kuşkusuz burada çok katkısı var. Şimdi mesela ben biliyorum o dönemde 17-25 Aralık sonrasında inanılmaz yani Samanyolu'ndan Kanal D'ye kadar. Yani hükümete yönelik ağır hakaretlerin olduğu haberler geçiriyor. Ya düşünün, hukuk dışı kasetler yayınlanıyor. Hukuk dışı kasetleri bu ülkenin meclisinde CHP Genel Başkanı yayınladı. Nereden elde edildiği belli olmayan, hiçbir taraf kanıtlanmayan, yani yasa dışı saymak gereken bir bandı yayınlıyorsunuz. Bunların üzerine gitmeyen bir Türk nasıl oluyor da Başbakanın o günün başbakanıyla gerçekten de her soruyu sorabileceğimiz sorduğum bir söyleşi üzerine yasak getiriyorsun. Hı hı. Burada bir kasıt vardır. Ya o paralel yapının bir uzantısı vardır. Buna dikkat etmeleri gerekir AK Parti'nin, çünkü oraya bak, daha önce de yazdım ben. RTÜK başkanından tutun yönetimdeki yapıya kadar orada ciddi bir şey vardır. Bazı televizyonlar ve radyolar izlenmemiş. Hı hı. Dinlenmemiş bile. Nasıl dinlemezsin? Madem ki eşitlikçi davranacaksa, işte orada da görüyoruz. Eşitlikçi bir akıl yok. Tarafkir bir yapı var. Yani gerçekten vicdanla hareket edilen bir yapı yok. Şimdi bu RTÜK izliyor ATV'yi, A Haber'i. Kasıtlı bir şekilde bunları cezaya öneriyor. Yüksek Seçim Kurulu da veriyor. Hı hı. Tamam, Yüksek Seçim Kurulu da yanlışlıklar olabilir. Buna belki farklı bir açıdan bakması gerekiyor. Ama asıl sorumlu bence RTÜK'tür. Siyasetin bir an önce oraya el atması gerekir diye düşünüyorum.